Köpeğini alıp çıkabilirsin İlyas. Şurası yasak yine. Merdiven. Bravo benim oğlum ya. Of güzel, güzel. Buraya gel, buraya gel. Gel, Tommy. Girebiliyor muyum buraya? Girebiliyorsun. Son 30 saniyen hocam. Sarkan boşluk bu kadar. Murat hocam köpeği oraya bağlayabilirsiniz. İki aşamalı bir faaliyet yapılıyor. Birincisi eğitim sınavını geçmeleri gerekiyor. Daha önce böyle bir eğitim sınavı yapıldı. Bu eğitim sınavını 80 köpek arama köpeği girdi. Bunlardan 41 tanesi yeterlik sınavına girmeyi hak kazandı. 2021 yılında ve bu sınava yeterlik sınavına girme hakkını kazananlardan da girenlerden 41 arama köpeği girdi ve 11 tanesi o zaman yeterlik sınavını geçti. ...2022 yılında şu anda da burada 25 Mayıs 6 Haziran'da yine bir yeterlik eğitimi yapıldı, sınavı yapıldı ve bu sınavı 69 arama köpeği geçti. AFAD'dan var, jandarma, polis ve yine itfaiyeden, değişik illerden gelen mesela Balıkesir, Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Sarıyer, Ataşehir, Kadıköy yine İstanbul'un ilçelerinden. Yani şöyle bu sertifikayı alabilen köpekler bir afet anında arama kurtarma, arama yapabilecek. Bu sertifikaya sahip olmayanlar arama yapamayacak. O bakımdan önemli tabii ki yani. Yani yetkinliği değil. Bu aynen kişi gibi. Nasıl arama kurtarmada bir personelimiz uzman değilse, yeteri değilse bunu yapamıyorsa, köpeklerimiz de bu sınavı alamayan köpeğimiz bir afette arama yapamayacak. Aa, çok önemli tabii yani şu an mesela bizim arama kurtarmada en büyük yardımcılarımız köpeklerdir. Çünkü enkaz altındaki bir canlıyı önce onlar buluyorlar, nerede olduğunu tespit ediyorlar. Sonra bizim ekiplerimiz ona göre çalışma yapıp çıkarıyorlar. Yani aramayı onlar yapıyor, çıkarmayı da canlı ekiplerimiz yapıyor. Bütün afetlerde mutlaka biz bunlardan istifade ediyoruz. Hepsinde var. Sakarya AFAD'da bu sene ve geçen sene görevliydim. Bu sene katılımcı olarak katıldım köpeğim Reyna'yla. İnşallah köpeklerimiz hayat kurtaracak. Ben 12 yıldır arama kurtarma görevlisiyim. Farklı illerde, farklı görevlerde ve afetlerde bulundum. Ama köpekçi olarak 4 yıldır varım. 2 yıldır da kendi köpeğimle çalışıyorum. Allah nasip ederse AFAD'la beraber, diğer kurumlarımızla beraber, Allah afet göstermesin ama öyle bir durumda tabii ki köpeğimizle destek olmaya çalışacağız. Bir hayata bir elde uzanabilirsek ne mutlu. Arama kurtarmanın aslında arama kurtarmanın tüm faaliyetin geneli yalnız başına yapamayacağım bir iştir. Görev sırasında belki 15-20 kişinin yapabileceği bir işi köpek daha kısa bir sürede tek başına yapabiliyor. Ama bunun öncesinde bir background eğitimi olması icap ediyor. Bulma odaklı çalışan bir köpek.
Fıtrati olarak zaten burnu çok üstün. Biz onun burnundan yararlanıyoruz. Ama dediğim gibi yalnızca köpeğin yaptığı bir iş değil. Yalnızca insanın yaptığı bir iş de değil bu. Bir takım halinde çalışıyorlar. İnsanın beyni, köpeğin burnu diyelim bu takıma. Böyle bir ekip çalışması.